Borsayı rekorlarla tazelemeye devam ediyoruz. Endeks yüksekte 10.383 seviyesini gördü. Şu anda yatay bir fiyatlama, pozitif katkı sağlayan hisse senetleri arasında Akbank, BİMAŞ, TAV Havalimanları, Yapı Kredi, Sabancı Holding. Aslında burada yukarı yönlü harekette iki tane önemli kaynak haber etkisi oldu dün gelen. Birincisi Bloomberg terminalinde Türk lirası tarafında swap hatlarında bir yumuşama, bir gevşeme olabileceğine ilişkin görüşmeler olduğu kaynak haberi, ama bu doğrulanmadı, kesin haber değil. İkinci olarak da Reuters terminalinde geçen hafta Türkiye'nin gri listeden çıkması adına terörün finansmanı ve kara para aklama konularında ilgili makamlarla görüşmeler yapıldığı haberleri geldi. Bu iki haber birleşince ülke risk birimi 281 seviyesini gördü. Ben de yayınlarda ısrarla vurguluyorum. Ortadaki hareket ve gelme potansiyeli yüksek olan hareket büyümeden, karlılıklardan, pozitif ayrışmalardan değil, ülke risk birimindeki düşüşten kaynaklanıyor olacak. CDS'de ilk etapta 275 seviyesini takip ediyoruz. Daha sonra 250 seviyesi. Dengelenme yaz aylarında 250 ile 275. Endeks 100 için önce 12.000 hedef potansiyel, daha sonra 14.000 hedef potansiyel. Orta dönemli olarak da 20.000 endeks hedef potansiyelimiz etkin bir şekilde bulunuyor. Tabii bu noktada para politikasında, ekonomi yönetiminde herhangi bir majör değişiklik veyahut da bu ana dinamikler üzerinde herhangi bir yol kazası olmadığı varsayımı altında bu beklentimiz oluyor. Ki zaten özellikle enflasyon tarafındaki algı anlamındaki gerileme ön planda olabilir. Merkez Bankası rezerv artışına devam ediyor. 11 milyar dolar alındı. Totalde rakam 30 milyar dolara ulaştı. Bu ne anlama geliyor? Dolar Türk lirasında 32'nin aşağısı yok. Ama piyasadaki bu ülke risk birimi gerilemesiyle beraber ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla kurda da çok ekstrem yukarı yönlü hareketler beklememek lazım. Bu da enflasyon tarafına risk algısında pozitif yansıyor. İkinci olarak da yurt dışında Brent petrol şu anda ekrana bakıyorum 82 doların aşağısında. Brent 80'in aşağısına insin. Bu dünya enflasyonu içinde Türkiye enflasyonu açısından da iyi. Özellikle Çin'de toparlanamasın ki petrol fiyatı yukarıya gitmesin. Fed faiz indirimine başlasın. Ondan sonra da Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerini konuşmaya biz de başlayalım. Dolayısıyla bu enflasyondaki algıdaki olası gerileme potansiyeli de önden fiyatlamalara yansıyor olabilir. Bu da Borsa İstanbul açısından pozitif. Bizim de teknik önerilerimizle Türk Hava Yolları ile İş Bankası etkin bir şekilde devam ediyor. Yurt dışına bakıyoruz. Açıkçası FX tarafı bu hafta önemli bir haber akışı, gündem, olay olmadığından dolayı çok sakin. Dolar endeksi 105.6'larda. Bunun nedeni Japonya. Özellikle herhalde Powell ve Yellen Japonların kulağını çınlatıyordur. Borç müdahalelerine rağmen USD JPY'ye bir türlü değer kazanımını koruyamıyor. Yen tarafında 155'in üzerindeyiz. 157-158 borç için tehlikeli noktalar. Buralardan müdahale gelebilir. Nerelere kadar? 153-154'lere kadar. Dolayısıyla bu bant arası trade bu hafta ön plana çıkabilir FX enstrümanları arasında. Euro dolar sakin. Euro'daki temel görüşümüz her yukarı yönlü hareketin bir satış potansiyeli olabileceği şeklinde devam ediyor. Altın bir türlü 2300'ün üzerinde o momentumu yukarı yönlü arttıramıyor. Utku da analizlerinde belirtiyor. 2285-2300 bölgesi majör bir destek olarak izlenebilir ama ons için bizim orta dönemli görüşümüz pozitif. 2700 ilk etaptaki beklentimiz, daha sonra da çifte 3000 beklentimiz hem gram için hem ons altın için etkin bir şekilde devam ediyor. Yarın Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu var. İlave olarak da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. BOE tarafında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz faiz tarafında. Bu faiz indirimi olmaması devreye girebileceğinden dolayı pound dolar paritesi ön plana çıkabilir. Bekleyelim, görelim, izleyelim, görüşmek dileğiyle.